Doyulmaz böreklerin, çöreklerin tadına. İyi akşamlar sevgili çiftçilerimiz, değerli tarımcılarımız. Edirne Televizyonu'nun sizler için hazırladığı Tarım Saati programına hoş geldiniz. Çok değerli konuğumla birlikte programı açarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili çiftçilerimiz, uzun yıllardır hem tarımın içinden gelen hem de yüksek tahsilini yapan, yine aynı şekilde devlet çarklarında yıllarca tanışan, devletin çarklarını çok iyi tanıyan uzman tarım danışmanı Ziraat Tüfek Mühendisi Lütfü Acar bu hafta yine konuğumuz. Tabii ki kendisini çok iyi tanıyorsunuz artık. Bölgemizin üç ana ürünü buğday, ayçiği ve çeltik tarımının her geçen gün, her geçen sezonda çok daha ilgiyi çeken önemli konularından bu akşam söz edeceğiz. Şimdi hemen kendisine dönerek hoş geldiniz diyor ve en son programımızdan bugüne kadar geçen zaman içinde bizim tarım dünyamızdan, çiftçilerimizin torunlarından ve sohbetlerinden bahsederek şöyle kısa bir önce bir sohbet yapalım diyorum. Ondan sonra da düşüncelerinizi alırız ve daha sonra da programa geçeriz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim Atilla Bey. Ben de iyi akşamlar diyorum. Şu anda bizi dinleyecek olan ve bundan sonraki programda dinleyecek olan Edirne TV dinleyicilerine iyi akşamlar, saygıları sunarak programa başlamak istiyorum. Tabii bu 5. program oldu. Artık bu Edirne TV'nin bir ailesinin ferdi gibi olduk biz de burada. Efendim, onun sıkıntısını ben çekiyorum. Birazcık sizi geç çıkardığım zaman hemen bize başlıyorlar. Çünkü artık televizyonumuz özellikle Tarım Saati. Evet. Övünmüş gibi olmayalım yani. Gerçekten tabii ki sizler sayesinde, şeylerim sayesinde, konuklarım sayesinde çok izleniyor. Ve böylece hele böyle sizin gibi deneyimli olan arkadaşlarımızla nereden soru sorarsak soralım, hangi konuda sorarsak soralım, hiç önceden hazırlığını yapmadan rahat rahat cevap vermeniz mümkün olduğu için programların da çok güzel olduğunu öğrenmiş oluyorum, duymuş oluyorum. Bu da tabii beni memnun ediyor. Ben burada bir şeyi söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Biz yayıncıyız. Evet. Uzun yıllar, sizin söylediğiniz gibi kamuda da çalıştık. Ben iş yaşamım içerisinde ki bugün de ne güzel tesadüftür ki, diyelim artık öyle diyelim. Memuriyetimin sonunda, emekliden sonra da Allah bana bir danışmanlık işi yapmaya nasip etti. Evet, evet. Ben basının, gerek yazılı ve gerek görsel basının özellikle kırsal kesime ve de hizmet vermeye çalıştığın kesime ulaşmada çok etkili bir araç olur. Herkes bildiği gibi ben bunu her zaman da söyleyen kişiyim. Bu vesileyle bütün basına da bu hizmetlerden dolayı da teşekkür etmeye de kendimde bir görev vaat ediyorum. Basının şeyi burada etkili. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Biz geçmişte basına bir şey ulaştırmak istediğimizde kamuoyuna ve de ulaşma hedef kitleye bir bilgiyi ulaştırmaya çalıştığımızda bir bakıyorum bir gün sonra ben en üzere köyümde o haberi, o bilgiye orada ulaşıldığını görüyorum. O açıdan basın hakikaten önemli. Evet efendim, gerçekten. Bu da tabii tarımla kurulu dairelerimiz, kuruluşlarımız çok. Oradaki arkadaşlarımızın hepsi sizler gibi yüksek tahsillerini yapmışlar.
görevlerin içinden gelmişler. Yurt dışında ihtisas yapmışlar. Kimi doktorluk yolunda gidiyor, kimi doçent yardımcısı, doçent gidiyor ve böylece akademisyen olarak görevlerini sürdürüyorlar. Böyle arkadaşları burada tabii programa çıkarmak bizim için de büyük bir iftihar vesilesi oluyor. Devlet televizyonlarına baktığınız zaman böyle daha çok buradan okuldan yeni mezun olmuş ziraat mühendisi veya oraya tamamen geçmiş olan arkadaşlarımızı, genç arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Ama bizim televizyonumuzda daima Edirne çapında, hatta zaman zaman Ankara'dan buraya gelenleri de çıkarırız. Sizler gibi yıllarını bu işe vermiş kişileri çıkarıyoruz. Böylece mutlak surette televizyonumuz artı puanlar alıyor. Çünkü esas bu işin siri buraya çıkanlarda. Bir de şuna dikkat ediyoruz efendim. Biz tarım takvimine göre program yapıyoruz. Tarım takvimi şimdi ne gerektiriyor? Çeltik ekilmiş, buğday ekilmiş, ayçiçeği ekilmemiş. Başka ne var? Onun mahsullere bakıyorsun, bir şey yok. O zaman başka konular, devamlı tazeliğini kaybeden konuları koyacaksın. Veya da mesela arıcılık diyorsan şimdi kış bakımını koyacaksın. Evet. Tarım takvimine uyabilmek için onları çok iyi bilirsiniz siz. Şimdi efendim isterseniz yavaş yavaş şeye geçelim. Sorularımıza geçelim. Sorularımızı da gene burada demin söylediğim gibi siz hepsinden deneyim sahibi olduğunuz için yine önemli olan soruları sormak istiyoruz. Mesela bugün soracağım ilk soru şöyle kaynaklandı. Efendim çeltik tarımın Türkiye'de doğa yerini biliyorsunuz. Doktor Halil Sürek en son yaptığımızda 2015 sezonu çeltik mahsulünden bahsediyorduk. Çeltik mahsulünden bahsederken ona şöyle bir soru sordum. Dedim ki bu sene çeltikçiniz, o da çok tanır çiftçinin, üreticilerin nabzını devamlı geziyor. Bu sene memnunlar mı dedim. Vallahi Atilla Bey dedi, evet dedi. Şöyle bir şey var, eğer bunlara zirai yayımı, tarımsal eğitimi iyi yaparsanız, sizin dediklerinizi yaparlarsa iyi mahsul alıyorlar yapanlar. Yapmayanlarsa dedi, iyi mahsul alamıyorlar çünkü yanlış yapıyorlar. Bu nedenle dedi, ben buna vereceğim cevap böyle. Gerçekten de çok önemli bir noktaya parmak bastı. Öyle önemli bir noktaya parmak bastı ki, zirai yayım, yani bir işin bugünkü ismiyle ne diyoruz buna? Tarımsal yayım diyoruz, demiş oluyoruz. Bu tarımsal yayın olduğu zaman, bu tatbik edildiği zaman tabii ki iyi oluyor, mahsul güzel oluyor. Çünkü söylenenler yapıyor. Ama burada bir şey daha var. Her söylenenin sözü dinlenir mi efendim? Dinlenmez. Bu işten size söz söyleyecek olan, nasihat edecek olan kişiler mutlaka bunun üzerine yetişmiş uzman kişiler oluyor onlarda. İşte siz bir mesela uzman tarım danışmanısınız. Bu işi mutlak surette yıllarca yaptıktan sonra bir de bu işin yapış pratiğini yapmışsınız yıllarca ve bu işin tam erbabı olmuşsunuz. O nedenle ben bugünkü birinci sorumuzu geniş bir biçimde tarımsal yayın, eski tabiriyle zirai yayından bahsedelim. Kimdir bu kişiler? Nasıl olması lazımdır? Neler yapmaları lazım? Nelere dikkat etmeleri lazım? Bu konuda Tarım Bakanlığımızda bu iş nasıl? Bu konuda bize bilgilerinize de dayanarak çeşitli bilgiler verir misiniz efendim? Atilla Bey aslında güzel bir soruyla başladınız. Evet. Halil Bey arkadaşımız kıymetli bir uzman arkadaşımız. Evet. Çeltik'te hakikaten uzun yıllar bölgemizde çalışmış ve kendi adına da tescil edilmiş doğa çeşitler var. Ben Halil Bey'in söylediği bu sözlere gelmeden önce kısa şöyle bir sizin sorduğunuz yayımcılık ve olayını bir kısa bir özet, geçmişini özetlemek istiyorum. Evet. Kaldı ki geçmişte de biz bu konuda bir program yapmıştık. Şimdi devlet bakanlığımız Cumhuriyet tarihi süreci içerisinde ta ki 2009 yılına kadar bu yayım olayını, eğitim olayını üstlenen kurumdu. Bugün de yani yapandı ama 2009 yılından itibaren de hem yapan hem yaptırır duruma geldi. Dolayısıyla 2009 yılına kadar Türkiye'de, ülkemizde tarımsal danışmanlık olayı yoktu ama yayım eğitim olayını bakanlığımız
Yaparken var. 2000 daha doğrusu 2004-2006 yılında altyapı çalışmaları başlanarak 2009 yılında bir fiil sahada yer aldık. Ve o gün için az bir sayıyla başladık olaya, başlanıldı. Tabii. Ama bugün Türkiye genelinde aşağı yukarı 3000 tarım danışmanı sahada bugün için çalışıyor. Ve aşağı yukarı 170-180 bin üreticiye de ulaşılmış durumda. Yani gelinen nokta bu. Evet. Şimdi zaman zaman siz de bunu bilirsiniz. Bize üretici, vatandaş işte değişik mekanlarda şu soruyu soruyor. Ben ziraatçıyı arıyorum diyor. Evet. Doğru. Bakanlık diyor ki benim diyor taşradaki diyor teşkilatlarım var. Buyurun faydalanın diyor. Ama 2009'dan itibaren de şunu dedi. Tamam bir adım ileri gittik. Bireysel çalışmalarla. Çalışanlar var. Buyurun gene siz tarım danışmanlarıyla gidin çalışın. Ücretini gene devlet bize ödüyor. Biz gene ücretli de vatandaştan bir ücret talep de etmiyoruz. Yani bu işin bu safhasında olay bu. Şimdi tarım danışmanıyla kamudaki arkadaşlarımız arasında bir nüans farkı var. O da şu. Biz tarım danışmanları olarak sahada görev alırken üreticiyi üretimin başından itibaren hasadın sonuna kadar geçen süreci bütün boyutuyla takip eden ve birbiri aramızda bir nakit sözleşme yaparak orayı sonuçlandıran bir aramızda bir anlaşma var. Şimdi burada bir şey fark var. Onu biraz değiştiremiyorum pardon. Anlatalım, ikisini örnek vereyim. Mesela veterinerlere bakalım. Veterinerlerin hem devletlerle çalışanları var, bir de özel olarak çalışanları var. Çünkü net olarak onlar hastalığa bakıyorlar. Tarım danışmanlığında özel çalışmak aslında ilk anlarda zor gözüküyordu. Acaba başarılı olabilecekler mi? Ama sizler başarılı hizmet yapınca, çünkü tedavi etmiyor, aslında mahsulü de tedavi ediyorsunuz. Evet, evet. Bu olarak aralarındaki fark yavaş yavaş kalkmaya başlayınca sizleri de bak demin söylediniz. Kaç tane dediniz efendim sayısını? Şu anda Türkiye genelinde 3000'e yaklaştı. Bakın ne kadar çok değil mi efendim? Yani en azından bir ilde yani 30-40 tane var. Var. Edirne ilimizde de bu var. Evet. Ben şimdi sizin aslında bu sorudan şunu söyleyeyim. Bir meslek veteriner hekimliği olayını, ziraat mühendisliği olayını ortaya koyarken danışmanlıkta. Artık veterinerlik ekibinde veteriner hekim arkadaşlarımız da danışmanlık yapabiliyor. Ama danışmanlık yapıyorsa klinik yapamaz. Ben danışmanlık yapıyorsam girdi satamam. Yani aramızdaki fark bu. Bir. Tabii. İkincisi olayın şeklinde değil mi? Bu olayda sürecin içerisinde biz birebir çalışmayı ön planda tutuyoruz. Sonunda yani ben ziraatçıyı, ben teknik elemanı, ben danışmanı arıyorum derken işte biz bu üreticiyle birebir çalışıyoruz. Şimdi buradan Halil Bey'in söylediği gibi, yalnız ben bu noktaya gelmeden bir konuyu da hatırlatmak istiyorum. Buyurun. Bakanlığımızın 3 aslı unsuru var. Sizin bu konuşmanız içerisinden onu söylüyorum. 3 aslı görev vardır bakanlığımızın. Evet. 1- denetim ve kontrol hizmetleri. 2- koruyucu hizmetler. 3- eğitim ve danışmanlık hizmetleri. Aslında 3 ana... Yani eski Ziraya Yayım. Şu anda da aynı şekilde. Eski ismiyle Ziraya Yayım ve bugün de yayım işleri, eğitim işleri. Evet. İşte kendisi yapıyor, yapıyoruz, yaptırıyoruz. Yani, ama burada amaç ne? Burada amaç üreticiye artık bilimsel anlamda çok daha fazla yaklaşmak. Şu sözü söylemek istiyorum. Bir laf vardır. Babadan kalma, işte dededen görme metotları artık bir kenara bırakmamız lazım. Çantadan yetişme artık, yani. Artık bilimselliği ön plana tutmamız lazım. Şimdi bütün bu ön girişten sonra Halil Bey'in size söylediği söylediği ifadeye gelelim. Evet, çeltik üretimi de olsun, buğday üretimi de olsun, ayçiçek üretimi de olsun, ağırımızdaki hayvan yetiştiriciliğimiz dahi olsun, arıcılık da olsun, su ürünleri de olsun, hiçbir şey değişmiyor. Bunlar bütün artık bilimselliği ve akılcılığı bir kere ortaya koymamız lazım. Çok girdi kullanmakla çok ürün elde edilmez. Bu kuralı bir kere kesinlikle kavramamız lazım. Zamanında doğru bir şekilde, doğru yöntemlerle ve doğru miktarlarda
girdileri kullandığımız sürece biz kâra gideriz. Atilla Bey, şu anda sabit bir üretim alanlarımız var. Ama çoğalan bir ülke var. Dünya nüfusu, ülke nüfusumuz var. Tabii. Nereden besleyeceğiz biz bunları? Mevcut üretimi arttırmakla besleyeceğiz. Evet, Halil Bey'in söylediği gibi, üretim sezonu içerisinde bu çeltik de olur, buğday da olur, ayçiçek de olur. Doğru işleri kim yaptıysa üretimi kesinlikle karşılığını üretim anlamında almıştır. Ama öğrendiği, bizlerin söylediği doğru işler değil mi efendim? İşi izlenebilir noktada. Yani bakın şimdi bir şey daha söyleyeyim. Geçen buradan 10 aşağı yukarı bir iki ay önce en son bir program yaptık. Sezon başı diye değil mi? Evet. Şimdi buğdaylar yeşerdi. Bugün geliyoruz her taraf yeşil. Halı gibi maşallah. Kanolalar baruşey gibi böyle. Çok güzel, çok güzel. Halı sahalara benzetiyorum efendim. Şimdi üretimde 3 devre çok önemlidir. 1. Ekim öncesi hazırlık. 2. Ekim esnasındaki davranış biçimimiz. 3. Ekimden sonra ve şu andaki uygulama şekillerimiz. Demek ki biz ana ürün olarak bölgemizde buğday ve karaolayı ektik. Buğday ve karaolayı ekerken nasıl bir hazırlık yaptık? Ekerken hangi davranışlarda bulunduk? Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi efendim isterseniz oraya bir şey sokayım da ben. Belki siz de söyleyeceksiniz. Bir de elimizde olmayan bir faktör var. Göğe bakıyoruz. Tabii yani iklim. Bak, konuda şunu söyleyeyim. Mesela uzun yıllar meteorolojik kayıtlara baktığımız zaman. Bakın uzun yıllar meteorolojik kayıtlara baktığımız zaman. Sonuçları evet. Bu sene mevsimin üzerinde bir hava ısısı var. Hava bakın Eylül ayı içerisinde havalar kura gitti. Özellikle Edirne'yi coğrafi konum olarak aldığımızda işte kuzey ve güney olarak ikiye böldüğümüzde Eylül ayı içerisinde kuzey tarafında yağışların biraz fazla olduğunu görüyoruz. Ama güney kesimlerinde Keşan, İpsala, Enes bölgelerine baktığımız zaman uzun köprüyü de burada dahil edebiliriz. Yağışların yetersiz olduğunda kısmen karalara ekilişi yapıldı. Buğday ekilişleri yapılamadı. Ama Ekim ayı sonlarına doğru düşen yağışlar bu ekilişleri tamamladı. Evet. Kasım ayı başlarındaki bu ekilişlerin sonunda Kasım ayının sonuna kadar yağışlar düşmedi. Dikkat edin. Ve hava ısı hale devam ediyor. Dolayısıyla şu anda mahsulün gidişi, gelişmesi çok güzel. Ama biz buradan konu çeltik olduğu için tamam bir şey daha söyleyeyim. Evet. İklimi söylediniz. Tabii ki ben her zaman şunu da söylerim. Bütün bu emeğimizin karşılığında olayı taşlandıran, yüzleri güldüren bir olay daha var. Evet. Siz şeyi söylediniz, ben de onu da tabii ki konuşmadığınız için bu noktaya geleceğiz diye. Evet, tabii ki fiyatlar, yani alın teri, emek iyi bir fiyatla da oluşursa, geçerli bir fiyat oluşursa, tabii ki üretici mutlu olur. Üreticinin mutlu olduğu bir toplulukta toplum da mutlu olur. Dolayısıyla bütün bu süreç en nihayetinde hasat ve fiyatla sonuçlanır. Evet, Halil Bey'in söylediği soru yıl içerisinde danışman ve teknik kadroyu, teknik elemanı ve de yayımcıyı takip eden kim edilmişse kesinlikle biz bunu görüyoruz. Biz bu notlarımızı alıyoruz. Evet. Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimiz, seyircilerimiz, üreticilerimiz kendi açılarından olayı araştırmacı olduklarını söyleyebilirler. Çok gübre attıklarını söyleyebilirler. Çok ilaç attıklarını söyleyebilirler. Ama gübreyi nasıl atmışlardır? Hangi dozajda atmışlardır? Bu önemli. İlacı hangi zamanda ne şekilde atmışlardır? Bu çok önemli. Demek ki biz şu anda bu dönemde neyi değerlendirmemiz lazım? Hasat bitti, çeltik. Çeltik üretiminde yıl içerisindeki üretim davranışlarımızda nerede eksiğimiz oldu, nerede fazlalığımız oldu? Bunlar masaya yatırılarak önümüzde 3-5 ay sonra da hazırlık yapıp ekime gireceğiz. Evet. Şu anda doğrudur. Genel bir sıkıntı içerisinde bu yıl özellikle çeltik fiyatlarında yaşanan, artık tabii onu bilemiyoruz, nedenlerini bilemiyorum.
Çok değişik faktörlerin konuşulduğu söyleniyor. Fiyatların düşük gitmesi çeltik üreticimizi kısmen moralini bozdu. Çünkü bak şöyle söyleyeyim Atilla Bey. Çeltik bizim ilimiz için önemli ürünlerden birisi. Yani buğday, ayçiçek, çeltik. Ekim alanlarına baktığımız zaman aşağı yukarı Ubat ekiminde biz %40'lar seviyesinde Ubat ekilişimiz var. %30-33'ler seviyesinde yağlık ürün ekilişimiz var. %13 seviyesinde çeltik ekilişimiz var. Ve Türkiye, her zaman bunu söylüyoruz, Türkiye çeltik üretiminin %50'sini Edirne. Trakya yani, evet. Edirne ve %50'sini de bu kendi içerisine baktığımız zaman özellikle Güney ilçelerimizin yaptığı. Demek ki çeltik bizim bölgemiz için, ilimiz için çok önemli bir üretim kaynağı. Ama tabii ki bunun nedenleri vardır. Ben fiyatlar konusunu pek değinmek istemem ama bu da bir gerçek olan ise bu. Onun için sezon içerisinde doğru davranış diyorum. Şimdi nedir burada? Araştırma kuruluşu. Halil Bey bir araştırmacıdır. Yayımcı değildir. Araştırma kuruluşumuz, üniversitelerimiz araştırmalarını koyar. Yayımcı kuruluşlar bunu yayımını yapar. Evet. Yayım çeşitleri, yayım metotları değişiktir. İşte birebir çalışmalarla olayı takip edersin ki gelinen bizim üzerimizden yürüyen sistem bu. Ama bu süreç içerisinde, sonuç içerisinde ve üretim sezonu, ben her zaman da söylüyorum, üretim sezonu sonunda öyle veya böyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, aslında geçmiş sezonun iyi bir şekilde değerlendirilip eğitimin hangi noktalarda noksan kalındığını ortaya koyarak bir sonraki sezona hazırlığımızı yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi efendim şunu öğrenmek istiyorum. Tabii siz de burada bu dev ordu dediğimiz Tarım Bakanlığı'nın eğitimciler ordusundansınız. Yani tarımsal ordudansınız. Tarımsal eğitici ordusundansınız. Yaptıklarınız, söyledikleriniz arzumuz olan, hepimizin arzusu olan alınacak fazla mahsul ve kaliteli mahsul için gerekli, onları söylediğimiz. Onların da sizin söylediklerinizi yapması, bunu gördükçe zevk duyarak, mutluluk duyarak daha çok yapmaları gerekir. Sizin de bunu böyle görmenizden mutlu olduğunuz durumlar oluyor mu? Yani herhangi bir çiftçiye çok öğüt vermişsiniz, gitmişsiniz, şunu şöyle yap, bunu böyle yap söylemişsiniz. Bir tanesi de ya hiç size bir şey de sormuyor. Ben işte bildiğim gibi yaptım, sağdan soldan gördüğüm gibi yaptım. Sene sonu mahsul geliyor, bir bakıyorsunuz öbür adamın hiç ya bildiğim gibi yaptım, sağdan soldan öğrendiğim gibi yaptığım diyen adamın çeltikleri 500 kilo veya 400 kilo. Öbürününkü ona yakın da bir yer, toprak moprak aynı, her şey aynı ama söylenenleri yapmış bu ordudan, yani ordudan derken bu tarımsal eğitimcilerden öğrendiklerini yapmış, bir tona yakın çeltik almış. Böyle durumlar sizin bizzat kendi çevrenizde oluyor mu? Olunca neler var düşünüyorsunuz? Tabii, var tabii Atilla Bey. Biz bunları notlarımıza alıyoruz. Bunu bilmemiz gerçekten çok biz önemli. Biz bunları notlarımıza alıyoruz. Evet. Biz şu anda tabii ki 64. hükümet de kuruldu. Yeni Tarım Bakanımız da görevine başladı ki tabii hükümetimizin eski bakanlarındandır kendisi de. Eski bakanımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür de etmeyi de biliyoruz. Biz danışmanlık müesseseleri olarak bu olayı tespitlerimizi çok daha izlenebilir hale getirmek istiyoruz aslında. Evet. Yani bütün sezon içerisindeki, süreç içerisindeki notlarımızı yapılacak olan bir program dahilinde bunları belgeli konuşmak istiyoruz. Evet. Şu anda bizim belgelerimiz var. Biz bunları yani yaşadığımız anatotlar, yaşadığımız sonuçları şahidiz bu konuda. Yani mesela bir üreticimin özellikle çeltik üretiminde bir ilaç kullanımından dolayı bir önceki sene yanlışlıklarını kendine söylerken
ve bunun neticesinde ürün düşüklüğünün nedenlerini bir sonra kendisiyle paylaşırken, bir sene sonraki üretimde bunun yapmadığını da biz biliyoruz, gördük. Bunlar notlarımız arasında var. Benim kendi çiftçi grubumuz içerisinde bu buğdayda da olsun, ayçiçeğinde de olsun, çeltinde de olsun, mısırında da olsun bunları görüyoruz. Ama biz bunları daha somut bir şekilde ortaya koymak arzusundayız. Ama bunlar var. Bunlara kesinlikle biz yapıyorsunuz yani. Yapıyoruz. Değil mi? Şimdi eğitim, yayım olayı, eğitim olayı, üretim uzun bir soluktur. Tabii. Uzun vadeli. Yani biz şimdi bir teşkilatımız vardır. Yani işte karayolları olsun, köy hizmetlerimiz olsun, diğer bir kuruluşumuz olsun. Hepsi vatandaşa, topluma hizmet için vardır. Ama şimdi ne yapıyoruz? Karayolları yollar yapıyor, herkes görüyor. Ama biz görülen taraf değiliz. Yani biz kocaman bir alandayız ve sezon içerisindeki davranışlar içerisinde ki sonuçlar somut bir şekilde değerlendirilmediği sürece şey olur. Ama biz bunu bireysel anlamda görüyoruz. Şimdi Atilla Bey, yani şunu söyleyeyim. Bu topraklarda geçmişte 200 kilo buğday alınıyordu. Ama şu anda bir tonları geçtik. Çeltik şu anda bir tonları artık çiftçi şey yapmıyor. Çeltik üreticim artık acaba diyor ben bir tonu nasıl aşarım? Şu anda evet basında, kamuoyunda bunu takip ediyorum. Mesela aşağı 17-18 seneden beri bölgemizde meşhur baldo çeşidinin yerine geçen bir Osmancık çeşidi bugün gerek üreticimiz nedeninde evet. olsun gerek şeyde sorgulanıyor. Ama bu sorgulanma aslında sorgulanma şekli gerçek boyutlarıyla yapılsın. Ben onu söylüyorum. Evet baldo çeşidimiz ve işte Osmancık isim verim çünkü kamuoyunda dolaşıyor. Osmancık çeşidi olabilir. Tabii ki belki devrini kapatmış olabilir. Bunu verecek olan, cevabının sonuçlarını verecek olan araştırma kuruluşlarıdır. Bunu Osmancık'ı kaldırırken yeni çeşitleri koymak durumunda ki araştırıyorlar, biliyoruz. Evet. İşte bugün yeni bir çeşit tescil ettiler Uvat'ta bir ton üzerinde. Ama ben bir tonu, bakın bir ton buğdayı veta işte 300-400 kilo ayçiçeğini, randıman yüksek olan veta çeltiği alabilmem için, o üretimi yapabilmem için ne diyoruz? Ekim öncesi hazırlık, ekim esnasındaki davranışlarımız ve ekimden sonraki uygulamalarımız. Evet. Şimdi şayet ben hedef koyuyorsam bir ton çeltik alacağım, bir ton buğday alacağım, onun bir kere toprağı iyi tanımam lazım. Toprağa ekim esnasında hangi bitkin besin elementleri ne seviyede onun hesabını yapmam lazım. Bir kere 100 kilo ürünün genel ifade olarak kullanıyorum. Bu şeyden kayıtlarda vardır. Ufak değişkenlikler olabilir ama. Mesela bir 100 kilo ürünün 2 kilo saf element, bitki besin elementi, elementler bazında baktığım zaman kaldırdığını, ona göre hesaplar yapmış olmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Evet. Ben reçeteyi yazarken üreticime hesabı yapıyorum. Yetmedi, maliyetini koyuyorum ortaya. Şimdi ben bunlar hedefe giderken yani Halil Bey'in o sorusuna başladım. Ben bu akşam çok konuştuk arkadaşımızla, saygılarımı sunuyoruz yani şeyden. Dediğim gibi yani yayımcının görevleri bu. İşte araştırma sonuçlarını alır. Tamam, bugün Osmancık çeşidi devrini kapamış olabilir. Ama her şeyden önce üretim davranışlarımızı da iyi bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Şimdi efendim sizin sadece böyle verime yönelik nasihatlarınızı değil, ayak üzere de söylediğiniz bir iki sözden de sonuç çıkarmaları gerekiyor. Çünkü hep doğruyu söylüyorsunuz. Bir örnek vereyim burada. Şimdi bakıyorsunuz hava sıcak. Aylardan da Mayıs ayındayız diyelim. Rutubetli de nemli de hava, bir taraftan nemli. O sırada gübre de atmanız gerekiyor. Gübre atmanız gerekiyor. O bakıyor bir arkadaşını geçen evvelki sene, ama hiç farkında değil ki o evvelki sene o gübreyi öbürü attığı zaman ne fazla böyle sıcak vardı ne de rutubet vardı. O çok atmış o zaman. Çok atınca bayağı büyümüş şeyler. Çeltikler büyümüş.
Ya diyor ki size, ben diyor gideceğim gene bugünlerde diyor şey atacağım. Havalar da güzel, hem sıcak diyor hem rutubetli diyor. Gübre atacağım buraya diyor ben. Yeşil gübre atacağım diyor, bir gübre atacağım. Ve çok daha fazla büyüteceğim bunları diyor. Ziraatçı Bey diyor, danışman bey diyor. Siz de diyorsunuz ki aman sakın ha, yapma. Sen bunu böyle yaparsan senin kısa zamanda yatar senin mahsullerin. Fazla büyür, büyüyeceği için gübre, çünkü onu büyütecektir yeşil gübre, özellikle azotlu gübre. Ama o büyüttükten sonra havalar bu sıcakla, bu rutubetle birdenbire büyüdükleri zaman da yatacaklardır diyor. Siz bunu öyle bir söylüyorsunuz laf arasında. Ama yapma diye öneriyorsunuz. O ben yapan da sen bak gör diyor. Ondan sonra ne oluyor? Ne oluyor ondan sonra? Siz de biliyorsunuz ne olacak değil mi? Üzücü sonuçlar karşı. İşte ben şunu söyleyeyim. Ne olduğunu söyleyelim de bu dinlemeyen, şimdi burada öğrenen çiftçi de öğrensin. Öyle büyüdüğü zaman hepsi yatıyor. Evet. Hastalık yok, bir şey yok, yatıyor. Neden yatıyor? Çünkü gübre vermiş, büyütmüş. Gübreli havada, rutubetli havada, çok gübreli yerde de yatar bunlar kardeşim. Şimdi şunu söyleyeyim, yani ben aşağı yukarı 20 seneden beri Edirne tarımında görev alan birisiyim. Yani evet. Çiftçimizi iyi tanıyan, analiz edenlerden birisiyim. Çiftçimiz, üreticimiz gerçek anlamda şunu söyleyeyim. Araştırmacı bir yapıya da sahip. Tabii. Ve zaten mesleğiniz onu gerektirir. Tabii. Yani şeyden de şu Çeltik üreticimizin zaten büyük alanları ekliyor. Kendilerine göre araştırmaları yapıyorlar. Ama ben Çeltik üreticimize bir şeyi soruyorum burada. Evet, bu kadar büyük yatırımlar yapıyorsunuz. Bu kadar geniş araştırma anlayışında davranışları içerisinde bulunuyorsunuz. Ama gerçek anlamda bir danışmanla, en üstte bir tarım danışmanıyla gerçek anlamda çalışma şeyine ulaşılmadı, oluşmadı. Yani gerçek anlamda söylüyorum. Bu kadar büyük yatırımlar içerisinde bu geçmişte hatta yayınlandı, bizim konuyla ilgili müsteşar yardımcısı bir programa katılıyor. Konuşuluyor böyle şeyden. Müsteşar yardımcısı tutuyor, şey yapıyor. Bir konuşma metniyle geliyor böyle. Bakıyor oradaki havaya esiyor. Mikrofona, kürsüye geçiyor. Konuşmaya başlıyor. Şeyini koyuyor kenara. Söyle şunu, hazırladığım metni koyuyor. Buradaki üreticiler diyor, ya diyor, siz bu kadar büyük bir işi yapıyorsunuz da diyor, bir tane danışmanınız var mı diyor. Ha. Mesele burada. Tabii ki bu süreçtir. Bu bir oluşumdur. İnşallah çok daha iyiye gitmek durumundayız. Onun için üreticimizi biliyorum ama şu anda sıkıntıların ne olduğunu da biliyoruz tabii. Üretici hakikaten çeltik fiyatlarda sıkıntılar yaşanıyor. Ama bu araştırmaları da bu şekilde yaptıklarını da biliyorum. Evet. Şimdi efendim tabii bize ayrılan bu sürede biz mümkün mertebe çiftçilerimize önemli noktaları, püf noktaları ne kadar fazla söylersek o kadar bir programımızda da birçok kişiyi, daha fazla sayıda kişiyi eğitmiş oluruz. Bir programın üzerine devamlı durduğumuz zamanda daha az kişi bundan istifade eder. Bazıları çok istifade eder. O bakımdan şimdi bir konuya ben geçmek istiyorum. Şimdi bir damızlık, sertifikalı tohumluklar var efendim. Çeltik'te de. Evet. Bunu ekmeden önce mutlaka size gelip soruyorlar. Diyor ki sayın danışmanım, ben bu sene yine çeltik ekmeye devam edeceğim. 2-3 seneden kalan tohumluğum var elimde ama yeni de alabilirim. Hangisini alayım? Tohumluğu seçerken neye dikkat edeyim? Bir taraftan çeşit olarak, bir taraftan da onun ekim sırasında istediği muameleler olarak, maruz kaldığı tehlikeler olarak hangisini seçeyim dediği zaman siz bölgenizde hangi çeltiği öneriyorsunuz ve hangi çeltikler daha çok verim almıyor sizde? Bunu helalde söylersek şimdi, çok var. Tabii ki Attila Bey, şöyle yani sizin tohum üretim faktörlerinizden önemli bir girdi. Evet. Yani biz özellikle tohumun artık ticari hayata da düştüğü için, yani ticari üretimler de yapıldığı için özellikle isim vermekten imtina ederiz, kaçınırız. Ama şunu söyleriz teknik olarak, deriz ki ekojen tohum sertifikası olmalıdır. Mutlaka. Ve sertifika bilgileri doğru olmalıdır.
tereddüde düştüğün zaman ön çimlenme yaptırabilirsin. Ön çimlenme yapıp çimlenme gücünü tespit bakımında. Tespit evet. yaptırabilirsin. Zaten sertifikalı tohum kullanmaya teşvikler kapsamındadır. Yani o da bir de teşvik alıyor bu şekilde. Genç bir tohum, sertifikalı bir tohum nereden bakarsın bütün ürünler bazında yani üretime %10 seviyesinde zaten bir otomatikman bir katkısı da vardır bir önceki tohuma mutlaka. Göre şeye göre. Ve her şeyden önce bir kere bölgedeki bölgeye uyumlu olması lazım. Bölge kuruluşlarınıza tescil edilmesi lazım. Yani bölgeye uymayan tohumlar... Efendim burada özür dileyerek soruyorum. Yardımcı olmak istiyorum. Uyum derken neleri düşündünüz? Onu da biraz çiftçimiz bilsin. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu özellikle çeltik aşağı yukarı dünya arzında yetişecek bölgeler fazla bir iklim olarak fark etmediği için belki çeltik tohumlarında o riski yaşamayabiliriz ama buğday tohumlarında bu riski yaşıyoruz. Tabii olabilir. Şimdi, buğdaydan da bahsediyor. Buğday yani tohumun genel bir şeyini ortaya koymak için söylüyorum. Tabii. Şimdi buğdayda dünya arzına baktığımız zaman ekvator kuşağından yükseklere doğru çıktığımız zaman buğdayda verim düşer, kalite artar. Şimdi bizim genelde geçmişte biçercilerimiz işte güney bölgelerine indiği zaman oradaki sahil kuşaklarındaki buğdayların yüksek olduğunu görürler ve buralara yüksek kesimlere doğru getirdikten sonra kış iyi giderse bir şey olur ama sert bir kışta da mağdur olduklarını da biliyoruz. Çeltik'te de böyle. Yani çeltik olayında da yine bölgeye ki araştırma kuruluşlarının o tohum için bölgeye uygundur raporunu vermiş olmaları gerekiyor. Bir kere buna bakmamız lazım. Yani filanca bölgede bir tohum öyle olabilir ama benim bölgemde tohum tabii ki yalnız başına bir faktör değil aslında bir de. Ne diyoruz? İşte toprak tohumun etkileyen bir faktör. Toprağın bünyesindeki bitki besin elementi. Şimdi son yıllarda araştırma kuruluşlarımızın ve de bazı kişilerimizin söylediği, ifade ettiği genetik olarak bazı tohumlarda ıslah çalışmaların yapıldığını, bazı hastalıklara karşı genetik olarak mukavemet sağlandığı yönde çalışmaların yapıldığı söyleniyor. Doğrudur. Bugün uzun yıllar şimdi çeltik ekim alanlarımız zaten başka şey ekilmiyor. Sürekli çeltik ekiliyor. Sürekli çeltik ekilirken uzun yıllar kendi içerisinde topraklarda değişik problemleri de getiriyor. Dolayısıyla süreç içerisinde bazı tohumların bölgeye az ıslah edilmiş tohumların bunlara üreticimizin kullanımına sürülmesinde tabii ki fayda var. Bunu bir kere altını çizerek söylüyorum. Ama bütün bu uğraş içerisinde sizin özellikle az önce bana sorduğunuz gibi bunlar ciddi anlamda kayıt tutulması gerekiyor. Yani bir artık dededen kalma, babadan kalma örnekleri değil, bilimsel, akılcı bir şekilde davranmak biçimindeyiz. Aksi takdirde oluşan büyük maliyetler, masraflar karşılığında sıkıntılar yaşarız. Onun için tohum önemli. Gübre önemli. Toprak tabii ki önemli. İlaç. Şimdi biliyoruz çiftçimizin özellikle ekip alanları geniş, ilaçlı mücadele yabancı ota karşı olsun, mantarı ilaçlara karşı olsun ilaçlama sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Ne çabalar sarf ettiklerini de biliyoruz. Bunu bakıyorsun dünyada olsun, değişik bölgede olsun, değişik uygulama alet, araç ve gereçleri, tabii ki mekanizasyon önemli burada. Mekanizasyonu şey yapıyoruz. Tabii ki en önemlisi su. Bu evet. da çeltin olmaz olmazların başında evet. da su. Onu suya girerse evet. zaten apayrı bir konu. apayrı bir konu. Evet. Konu evet. diyeceğim. Onun için şimdi. Yani biraz konuyu açtım. Evet. Tohumdan buraya kadar geldim ama dediğim gibi tohum bir kere bölgeye adaptasyonu iyi olmuş olsun. Tabii ki süre içerisinde bazı ıslah çeşitleriyle ıslahla da evet. gençleştirilmesi lazım. Evet, evet aşağı yukarı bu
bu soruyu sorarken çiftçilerimizin alması gereken derslerin çoğunu aldılar sanıyorum. Çünkü bahsettiniz. Bir de şöyle bir şey var. Bölgenizde en çok tercih edilen tohumluk yani de verim mi ön planda tutuluyor, kalite mi? Çünkü şimdi eski hocalarımız şöyle söylerlerdi. Verimle kalite birbirine rakiptir. Öbürü, biri ben birinci olayım der, biri ben birinci olayım. Biri, demin de siz de dediniz onu. Yani çekişirler evet. dediniz devamlı evet, çeltikten evet, şey, evet. Kalite. Yani hangisini tercih ediyor sizin şeyiniz? Hangisi daha karlı oluyor? Çiftçinin cebine hangisi daha çok para sokuyor efendim? Şimdi o noktada tabii ki çiftçinin pazarla olan ilişkisi önemli. Yani evet. hedef koyduğu yani kaliteyi mi, verimi mi? Verimi mi? Ön planda tutuyorsun. Ön planda. Bu da nedir? Arz talep meselesi. Yani piyasanın ne istediğini. İyi bir analiz, piyasa analizi yapar üretici. İki çeşidi de ekebilir. Yani planlayabilir. Bu tamamen üreticinin pazar durumuna biçimidir. Pazar tabii, durumuna yani göre, davranış biçimidir. İsteğe göre. Şimdi bizde çeşit olarak, ördek olarak vermek istersem nedir? Ha, onu demek istiyorum. Keşanlı yani. Yok yok. Bizim yani gerek ülkemiz. Her ikisi de değişiyor mu efendim zaman mesela zaman. Baldo çeşidi nedir? Baldo evet. Pirincin en çok aranan pirinç. Ona göre de toprağı da iyi sever. Baldo'nun yerine ne geçti bizde? Osmancık geçti. Osmancık İsim geçti. Artık. Yani aşağı yukarı 17-18 seneden beri evet. bölgemizde. Bugün aklı olarak yani bunu tabii ki ilgili kuruluşlarımız da notlarını alır bunu. Muhakkak almıştır, alınıyor. Biz de bunu takip ediyoruz. Eğer ki bugün Osmancık ki baldo dendi, yani evet. yerli baldo dendi ve bugün özellikle biz şunu da biliyoruz, bölgemizin ilgili sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki Osmanca piyasada şeyindeki sahip çıkma gayretlerini de biliyoruz. Onun için bunun yanında değişik yeni çeşitler girdi üretim aslında. Yani evet. şu anda yeni çeşitler de var. Osmancık artık rakip olan çeşitler de var. Bunlar süreç içerisinde kendilerini gösterecek ama şu anda Osmancık da kendi şeyini koruyor. Koruyor. Şimdi efendim ben sakın bana gücenmeyin. Daima sizden püf noktaları öğrenmek istiyorum. Çiftçilerimize onları ağzınızdan çıkarmak istiyorum. Yani çünkü onların içinde mutlaka böyle olaylar var da. Şimdi çeltikte üç önemli olay var. Bunlardan bir tanesi çeltik gübrelemesi. Bir tanesi çeltikte yabancı ot mücadelesi. Bir tanesi de hastalık ve haşerelere göre zamanında mücadele yapabilmek veya daha az yapmak ve zaman zaman yapmamak da olabiliyor. Ama onları tabii siz tespit ediyorsunuz. Şimdi bunların içinde... Yani çeltikle gübreleme denildiği zaman, yabancı ot mücadelesi denildiği zaman, bir hastalıkla denildiği zaman en çok ön plana tuttuğunuz daima size bağlı olan çiftçilerinize söylediğiniz konu nedir efendim? Şimdi burada birinci öncelikle tuttuğum konu gübreleme. Aslında gübreleme. Evet. Çünkü doğru bir gübreleme bazı hastalıklara karşı da mukavemet sağlar. Ha. Yanlış bir gübreleme, bakın yanlış bir gübreleme, bütün ürünlerde bu böyle. Bu ile de böyle. Tabii yani. Yanlış bir gübreleme, ekim esnasındaki davranış biçiminde bazı hastalıkları davetiye çıkarır. O zaman gübre, ilaçlardan daha çok önemli. Şey, tabii azotlu gübre ağırlıklı bir gübreleme yöntemi uygularsak, kesinlikle bir gerek mantarı hastalıklara karşı davetiye çıkarmış olur. Bir gerek bunu bileceğiz. Bunun hiç önemli değil. Onun için gübreleme ben birinci sıraya eğer ki böyle bir şey koyuyorsam gübrelemeyi birinci sıraya koyarım. Bunun yanında tabii ki yabancı ot nedir? Bitkinin rakibidir. Ana ürünün kültür mutlaka, bitkisinin mutlaka. Rakibidir. O da bir rakiptir yani. Şimdi tabii ki geniş çeltik alanlarında yabancı ot mücadelesinin bir de yabancı otun işte dar yapraklısı, geniş yapraklısı olarak ve kullanılan ilaçların farklı terkiplerde olması uygulamalarda zorluklar evet. yaşanıyor. Ve artık tabii ki uzun yıllar yani bölgede uzun yıllar çeltik ekilişinden bazı otlar zaman zaman ilaçlara karşı mukavemet de sağlıyor. Yani o ve
Bu sefer ilaç firmalarımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Yeni yeni nesil ilaçlar çıkarıyorlar. Şimdi efendim şunu söyleyeyim. Öteki de yani öteki de dediniz yabancı ot bir de mantarı ilaçlar. Tabii ki mantarı hayır, ilaçlar. Gübrelemede neye daha çok dikkat edilmesini söylersiniz çiftçiye? Şimdi bir gerek ana ürün... Niçin gübreleme yani? Neden gübrenin üzerinde duralım öncelikle? Gübreleme... O, ilaçları neden, falan sokmayalım. Neden gübrelemeyi duruyoruz? Bir kere şunu söyleyeyim. Biz hedef koyduğumuz bir üretime gidebiliriz. Az önce bir şey söyledim. 100 kilo ürün için 2 kilo bitki besin elementi, çeşitler bazında, makro düzeydeki elementleri evet. hesaplam. Yani fosforu hesaplamamız lazım. Evet. Bir gerek ana ürün, ana bitki besin elementi, fosfor elementi. Fosfordan şunu söyleyeyim. Dünya arzında, topraklarda, bulunmayan ancak bitkiler tarafından en çok kaldırılan bitki besin elementi. Azot yapısı itibariyle toprakta durucu değil. Sürekli verilmesi gereken bir bitkine besin elementi. Diğer makro ve mikro besin elementler toprakta mevcudiyetlerinin olduğunu görüyoruz. Eğer ki yapılan iyi bir toprak analiz sonuçlarına göre diğer bitki besin elementlerinin de topraktaki mevcudiyeti durumuna göre onlar da gübreleme esnasında verilmesi gerekiyor. Şimdi azotun dışındaki bitki besin elementleri siz de bilirsiniz kök bölgesinde bulunur, hareket etmez. Onun için ekimle beraber tohum bölgesine vermemiz gerekiyor. Yani şimdi azotun dışındaki bitki besin elementleri. Bunların hangisi daha önemli efendim? Yani mesela şöyle diyebilir miyiz? Özellikle Mayıs ayında, Nisan-Mayıs aylarında azotlu gübreleri verirken çok dikkatli davranmamız gerekir diyebilir miyiz efendim? Ekimle birlikte. Evet. Ekimle birlikte fosfor, azotun dışındaki bitki besin elementi başta fosfordur. Ana ürün potos, fosfor. Özellikle bu bitki besin için elementleri tohumla beraber, ekimle beraber tohum bölgesine vermemiz gerekir. Yeterli miktarda vermemiz gerekiyor. Şayet bu dönemde bu elementi özellikle fosforu ana ürün ve ana bitki besin elementi fosforu konuşuyoruz. Ona baz aldık. Şayet burada bu fosfor elementinin noksan bir şekilde verirsek bitkiyi hayatı boyunca hedeflediğimiz ürüne ulaşamayız. Bundan sonra yapacağımız azotlu gübre takviyelerinde evet bitkiyi büyütürüz, yeşillendiririz, bitki büyür, koyu yeşil görülür ama hastalıklara da davetiye çıkarır. Şimdi azotu bu buğday için de geçerli. Şu anda buğday için de aynı şeyi söylerim, ayçiçek için de aynı şeyi. Ve şu anda ben azotu istediğim zaman verebilirim Atilla Bey. Burada bir sıkıntım yok, azotta bir sıkıntım yok. Ama fosforda, potosta, diğer bir bitki besin elementlerinde sıkıntım var. Nerede sıkıntım var? Çünkü onu kökün bölgesine ekimle beraber vermek mecburiyetim var. Peki sen çok sıcak geçeceği anlaşılan. Mesela bu seneki gibi. Bu sene sıcak müjdeleyemedim de sıcak gösteriyor, rutubet gösteriyor. Böyle durumlarda bir de azotlu gübre verilirse ne olur demek istiyorum ben. Ya şimdi azotlu gübreyi bak ne diyorum sana. Fosforu vereceksin zaten mecbursun. Yetersiz verirsen ama onu işte o zaman hastalıklara davetiye çıkarıyorsun. Evet. Özellikle bak ne diyorum özellikle makro bitki besin elementleri grubundan mikro besin elementi gruplarından olan azotun dışındaki bitki besin elementleri ihtiyaca göre bir kere ekimle beraber toprağa vermiş olmamız lazım. Yıl ılık gidebilir, ılık soğuk gidebilir. Bu ayrı bir olay Atilla Bey. Evet. Yani onu şey yapmayalım ama bitki besin elementi yönden bir kere bu planlamayı iyi bir şekilde yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet efendim. Tamam. Düşünüyorum değil. Kesinlikle uyulması yönünde mutlaka, tavsiye ediyoruz. Mutlaka sizin dediklerinizi kabul edeceğiz tabii. Biz burada yani çeşitli pozisyonları sizlere sunup onların içinde en önemli hangisidir deneyimlerinize göre onları sizden soruyoruz. Yabancı ot mücadelesinde de yapılan böyle önemli gaflar, hatalar var mıdır? Yabancı var ot tabii. Mücadelesinde yani öyle soralım, onu soralım. Nedir en büyük yanlışlık? Şunu söyleyeyim. Şu anda mesela özellikle dar yapraklı, geniş yapraklı yabancı otlarda kullanılan ilaçlar farklı terkipte ilaçlardır. Evet. Aslında bunlar uygulama esnasında kesinlikle birbirlerine karıştırılmadan uygulanması gereken ilaçlardır.
ve ikisi arasında süreç ve zaman itibariyle bir grup ilaç mesela denir ki teknik kabullerde ve teknik uygulamalarda ilaç şeyine baktığımız zaman biri denir ki işte 24 saat suyu öncesinde 24 saat öncesinden verilmeli, biri 48 saat öncesinden verilmeli. Yani şeyden. Ama şu anda keltik üreticimiz bir yerde mecburiyetten de kaynaklanan bir olay. Yani kendi şartları da bu konuda bunu karıştırıp veriyorlar. Sula yabancı otun ilişkisine baktığımız zaman bu sürece de uyulmadığı zaman bu zaman istediğimiz sonuçlarda pek elde edilmiyor. O zaman efendim saat bu akşam gene çok süratli gidiyor. Koşarak gidiyor. Bakıyorum 5 dakika kalmış fakat gene yönetimimize, yöneticimize kredi isteyeceğiz biraz. Evet. Şöyle bir soru sorayım. Bu sanıyorum bu soru o da önemli. Bunun için de siz çok programdan önce de konuştuk. Bu konuda da size fırsat verilmesini arzu etmiştiniz. Çeltik üreticisinin başka sorunları da var mı? Biz şu ana kadar onlardan bahsettik. Bu sorunlar nelerdir? Gerçi bunları ilerideki programlarda belki daha çok değiniriz ama fiyatlar ve sulama konusunu ele almak suretiyle şu programımızın son bölümüne nelere sıkıştırabiliriz? Bu konuda sorunları şimdi, var mı? Fiyatlar ve sulama konusu. Önemli bir soru. Aslında tabii ki bu şu ana kadar konuşulacak çok şey var da. Var da işte konuşabildiğimiz çeltik üreticisinin çok değişik sorunları var aslında. Var. Şimdi mesela çeltik ruhsata tabi bir ürün. Yani işte çeltik komisyonları tarafından ruhsatlandırılan, ruhsatla ekilen bir ürün. Dolayısıyla üreticimiz çeltik ekim öncesindeki ekim hazırlıkları döneminde mevcut yerlerinden ruhsat almak durumunda. Şimdi son 18, 19, 20 seneden beri de kayış sistemlerinden kaynaklanan bir olaydan dolayı da ruhsatlandırma olayı gene mağduriyeti önlemek adına aslında tüm çeltik ekilişleri ruhsatlandırma kapsamına alınıyor. Bunlardan bir grup var, çiftçi kayış sistemine kayıtlı olan araziler var. Bir de çiftçi kayış sistemine kayıtlı olamayan ancak çeltik ekilen araziler var. Tabii ki çalıştığımız yıllarda da bu sorunlarla hep karşılaştık ve çözüm yolu bulundu. Tabii ki bu çiftçinin de elinde olmayan bazı nedenler. Dolayısıyla tüm çeltik alanları içerisinde ruhsatlandırmaya imkan var. Ama tüm çeltik alanları devlet desteğine alınacak anlamı gelmiyor. Gelmiyor. Değil mi? Ruhsat alınan yerler çiftçi kayıt sistemine kayıtlısa onlar işte mazot gübre desteği alıyor, ürün desteği alıyor. Ama kayıtlı değilse bu alanlarda üretim yapıyorsun ama bunlardan destek alamıyorsun. Bir nokta koyun oraya lütfen. Bakın öyle köyler tanıyorum ki ben burada. Bazıları bu yani ruhsatlı olmaması nedeniyle yani ÇKS kayıtlarıyla tarıma bildirilmediği için destek alamayan arazilerinin %30'unun söz konusu olduğu konuları. %30 şimdi siz onu şey yaptınız ben onu iyimserle %25 diye düşünüyordum yani ama %30 seviyesinde. 5 de fazla olsun ki ben biliyorum, biraz da fazla yaparım. 20 seneden beri. Korsunlar da versinler de efendim. 20 seneden beri bu olayın içerisinde olan. Evet tabii onun için takip diyorum. Eden insanım. Şimdi burada çeltikçi bu konuda mağdur. Bir de ruhsatlandırmazsa yeri. Bakın ruhsatlandırmazsa aşağı yukarı 80-90 lirada ilave ceza ödemek durumunda. Onun için böyle bir durum var. Ama en azından komisyonlar mümkün mertebe tüm çeltik ekiliş alanları ruhsatlandırıyor. Ha, şunu söyleyeyim ben burada müsaadenizle buğdayı da katarak düşünmüştüm. Çeltikte tabii ki dediğiniz gibi. Hayır. Genel anlamda zaten o buğday işlenebilir. Evet. Mesela şu anda ben size şu kadarını söyleyeyim. Edirne'de 370 bin hektar alanda tarım alanı yapılıyor. 370 bin hektar tarım alanın yani 1/4 ben iyi şeyle konuşuyorum ki bu %30 da olabilir. Ben %25 diye konuşuyorum. Evet. Bu alan %25'i %30'u hala kayıt altında değil. Destek alamıyor. Tabii kayıt altında olmayan bu arazilere mazot desteği gitmiyor. Gübre desteği gitmiyor. Tamam mı? Ama bakanlık bu konuda
tedbirler de almaya çalışıyor. İşte bu çiftçi kayıt sistemi esasları başlatıldığı yıllarda hedef olan kayıtsız olan arazilerin kayıt altına alınması ve burada ilk yıllara bu oranlar çok daha fazladı. Düşe 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 geldi. Bunlar da yani konu konuya açtı bir tabii bilgi not olarak hayır, vermek istiyorum. Hayır, çözümlenmesi gereken bir konu. Bilgi not olarak vermek istiyorum. Şimdi evet. Kayıt altına alınamayan arazilerin yapısına iyi bakmamız lazım. Bir, çok miraslı araziler. O kadar artık o araziler o kadar miraslı olmuş ki buradan çözüm noktasını bulamıyoruz. Ama şimdi buluyor. Devlet şu anda bir kanun var, uygulatıyor. Şu an bugünlerde üreticilerimizin ki geçen gün basına, kamuoyuna yansıdı. Artık bakanlık bu kişilere mektupları yollamaya başlamış. Mülkiyet olayında başlamış. Yani bu kanunda şey var. Süreç çalışıyor. İkincisi hazine yerleri. Şimdi hazine yerlerini, vatandaşın elimizde olan hazine yerlerini çiftçi kayıt sistemine dahil edebilmenin şartları var. Bu şartları genelde üretici sağlayamıyor. Zor. Zor. Bir de 2B grubu orman tabir ettiğimiz 2B grubu orman içindeki tarım arazileri var. Bunlar da cevize dönüştürülen araziler. Tabii mevzuat evet. Gereği. Evet, evet. Bu arazileri topladığımız zaman bu 3 ana başlık altındaki arazileri topladığımız zaman aşağı yukarı bugün ilimiz genelde bu yüzde ben gene iyi rakam, iyimserle konuşayım. 1/4 deyim. Yani %25 konuşayım ama %30'lar seviyesinde evet, olduğunu doğru. Biliyorum. Yani bunu rakamlar... Ve biraz da istismar ediliyor. O da var yani. Ben onu öyle şimdi, söyleyeyim yani. Süreç şöyle. Yani bu çok gerilere dayanan bir olay. Mevzuatı doğru kullanmış olsaydık bu mülkiyet hadisesinde belki bu kadar sonuçlara katılmayabilirdik. Biraz evet. Onun için ama çözmek durumdayız. Tabii ki bu araziler, şimdi biz burada olayı dağıtmadan şuna gelelim. Üretim anlamında çeltikçimizin de sıkıntılardan bir tanesi. Bu bir sıkıntı oluyor. Ruhsatlandırma olayları, su olayı tabii ki ben burada... Sulamaya şimdi efendim gelelim. Sulama konusunda gerçekten zaten önemli. Çeltik üreticisi çeltik ekebilmek için bir kere bir su kaynağını belirtmesi lazım. Su kaynakları nelerdir? Barajlardır, göletlerdir, işte akarsulardır, sontajlardır. Bunlar da ruhsatlı ve kurumsal kurumdur. Yani işte devletin işlettiği kurumlardır. Yalnız devlet bunları, bu barajları, kooperatifleri kurarken düne kadar kendisi çalıştırıyordu. Bugün de diyor ki tamam diyor ben diyor devletim buyurun diyor barajı, göreti, kooperatifinizi bildiğinizi kurun. Evet. Siz çalıştırın diyor. Siz evet. Çalıştırın diyor. Şimdi işte bu nokta çok önemli. Aslında bu noktayı biraz kapalı geçmek istiyorum. Bu noktada bu nokta iyi değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Tekrar bu konu ciddi anlamda ele alınmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü bugün bu konuda üreticinin de feryat figan içerisinde olduğunu ben evet. Biliyorum. Efendim tabii şimdi bakın şurada diyelim ki çeltik var, sulanması gerekecek çeltik var veya buğday evet. Var diyelim. Burada da su var. Evet. Şimdi buradan buraya suyun getirilmesi için bir olay gerekiyor. Ne bu olay ne? Bu enerji. Evet. Enerji. İşte mesele bu. Suyu getirmek için şimdiye kadar bizim burada elektrik enerjisi kullanıyordu. Su elektrik biraz ucuzken, fazla dokunmazken sözler yoktu. Ama şimdi bütün sulama kooperatifleri de böyle yerlerin içinden üretildiği için, yapıldığı için o kooperatifler vasıtasıyla yine dengesine, usulüne göre çok fazla dokunmadan çiftçiye alınıyordu. Ama şimdi yavaş yavaş elektrik ücretleri artınca ve bu elektrikler kitlere geçince, özel şirketlere geçince çiftçinin ödeyemeyeceği hale geldi bu alınan şey. Orası çok önemli. Şimdi deniyor ki su var, güneş var. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl düzelteceğiz? Mesele o.
Şimdi Atilla bak. Enerji yani. Konu çok derin bir konu. Evet. Aslında bizim şu anda programın sonunda geldiğimiz bu noktada konuyu konuşmamız. Tatlı yerde keseceğiz ki bir dahaki programa gelsinler efendim. Konuyu konuşmamız belki şey yapar ama ben bütün tarafların, yani bütün tarafların olaya ciddi şekilde eğilmeli diye düşünüyorum. Yani üretici de kooperatifine suyuna sahip çıkmalı. Kooperatif de işletmeci de olayını ciddi bir şekilde bütçelendirmeli. Ha şimdi bak ne dediniz, az önce elektrikte zam geldi. Bu bir yatırım olayıdır. Sulama sahası içerisindeki alanlar zamanında doğru bir şekilde beyanlar verilmelidir. Şimdi beyanlar verilirken ne yapacak? Suyu işleten kurum da alacağı olan beyanlara göre planlı programını yapacak, bütçesini hazırlayacak. Tabii. Dolayısıyla bu konu bu anlamda, ciddi anlamda ele alınmalı diye düşünüyorum. Alınmalı ve üretici de kendisinin de biraz elini cebine atması. İşte zaten bütün mesele gerekiyor. Hayır, bütün mesele orada şöyle. Evet. O bir şey daha söyleyeyim. Çeltik üreticisi kesinlikle şu anda suladığı suyun parasını ödememezlik yapamıyor. Ödeyecek efendim. Hayır. İşte mesele orada ya. Yani o da bir maliyeti, ciddi anlamda maliyetleri arttıran. Bugün bir girdi. Su da bir girdi. Evet tabii ki kurumda kooperatif de bunu nedir? Sorumluluğunda olan alanlara göre bir mali bütçesi var. Ona göre bölecek. Ona göre ve suyu tasarruflu kullanmak durumundayız. Artık su dünyada savaşların nedenlerinin su olduğunu biliyor musunuz Atilla Bey? Yani evet bugün, efendim. Bugün petrolden diyorum ama bugün savaşların nedeni su. İşte enerjiyi onlar şimdi enerjimiz bizim de olsun diye 3-4 yere belimizi bağlıyoruz ama. Evet. Mecburen o konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii yani bak çeltik üretiminde aslında su konusundaki kullanım olaylarında da yanlışlıklar var. Var. Tamam mı? Yani onu da söyleyeyim. İşte burada bakın nereye dayanıyor hadise Atilla Bey? Dayandığı nokta geliyor. Evet. Enerjiye. Şunu söyleyeyim. Babadan kalma usullerle değil. Akılcı, bilimsel verileri ve bilimsel sonuçları kullanarak sonuca gitmemiz gerekiyor. Bu bir süreçtir. Ve bu kadar üretim alanları içerisinde yapıyoruz. Biz bu konuda ciddi anlamda eğitimci oluşumları sağlamamız gerekiyor. Bakanlık bir yol açmıştır. Bugün biz espikadel bu işin içerisindeyiz. Bizden sonra gelecek olan İnsanlar var, meslektaşlar var. Sonunda bir laf, gene bir rakam söyleyeyim size. Bak çarpıcı bir rakam söyleyeyim. Biz 2 yıla kadar bakanlık danışmanlık konusunda sınav açmıyordu. Ve bu süre içerisinde yayımcı ve danışman sayımız açtığı sınavlar ve verdiği kurslar sonunda 10 bin seviyesindedir. Geçen hafta sınav açtı bakanlık. Evet. Kaç bin kişi girdi biliyor musun? İnmiştir. 14 binden fazla insan bu sınava girdi. Tabii 14 bin kişi bunu kazanıp kazanamasa ama bu en az 3-5 bin kişi kazanacak. Demek ki böyle bir potansiyel var. Bu potansiyel nerede kullanılacak? İşte bu alanlarda kullanılacak. Evet. Biz danışmanlık olayı yayıncı olup ben burada bütün kesime sesleniyorum. Gerek kamu kesiminde sesleniyorum, gerek üretici kesimde sesleniyorum. Biz Kesinlikle yayımcı, danışman bütçeye yük değildir. Neden değildir biliyor musun? Biz her ki olayın içerisinde ciddi anlamda bizi kabul edildiğimiz sürece, biz kendimizi bu sürece iyi adapte ettiğimiz sürece, biz üretimi arttırdığımız zaman, ben bugün çeltik üretiminde iyi bir takiple atıyorum 100 kilo çeltiği 10 kilo arttırırsam, 110 kiloya çıkarırsam evet. Ve bugün benim bölgemde aşağı yukarı 470 bin dekar çeltik ekiliş alanı varsa, hektar alanı varsa bunun artık varın sonucunu siz söyleyin. Yani bunun ötesi evet. Yalnız bir ona önemli bir olay daha var. Bunu herkes çok iyi bilmeli. Bunu her mekanda, her zeminde, her şeyde söylüyoruz.
üretim arttırmak da mesele değil artık Atilla Bey. Tamam mı? Evet, evet. Mesele ne? Bir de ürettiğimiz ürünün güvenilirliğini ortaya koymamız lazım. İzlenebilirliği ortaya koymamız lazım. Evet. Yani benim önüme bir tabak pirinç pilavı gelirken hakikaten bu pirinç ne kadar güvenilir olduğunu da belgelememiz gerekiyor. Yani bu pirinçte de böyledir, yağda da böyledir, zeytinde de böyledir, peynirde de böyledir, hepsi de böyledir. Yani bugün bunu görüyoruz. Sebze üretimlerinde böyledir. Çünkü ürettiğimde buradan 50 sene önce bu topraklarda geçmiş programlarda söyledik. Organik tarım yapılıyordu. Evet, evet, evet. Tamam mı? Organik tarım yapılıyordu. Bugün organik tarımı yapmamız zaten çok lüks bir olay. Bunu iyi tarım şartlarını masaya yatırmamız lazım. Buna bütün kurumlar, kamu kurumları da özel sektörde bu olaya ciddi anlamda eğilmeli. Aksi takdirde bu bir süreçtir. Sürecin içerisinde sonunda bu noktaya gelinecek. 5 sene sonra gelincene 3 sene içerisinde gelmemiz gerektiğini hesabını yapmamız lazım. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Gerçekten bu akşam yine konular çeşitli ve demin söylediğim bir nokta var benim. Püf noktası. Çiftçi bunu çok dikkat eder. Her şeyin püf noktasını öğrenmek ister. Evet, evet. Onlarla işi yapmak ister. O nedenle bu akşamki programımız hep püf noktalarıyla doluydu. Ben bilhassa sizi ağzınızdan bu püf noktalarını çiftçilerimize duyurma çalıştım. Size çok teşekkür ediyoruz. Daha Keşan gibi yerden programlarımız için severek, isteyerek geliyorsunuz. Bu da bizi mutlu ediyor. Ve zaten ben istemesem de sizi çiftçilerimiz istiyorlar. Çiftçilerimizin istediği şekilde bu programları yapıyoruz. Sevgili çiftçilerimiz, önümüzdeki hafta yine bir başka konuda, başka danışmanlarımızla, başka çiftçilerimizle, üreticilerimizle veya doktorumuzla veya doçentimizle programlarımıza devam edeceğiz. Sizlerin bilgilerinizi, bu bilgilerin çok gerektiği devrimize de uydurmaya çalışacağız. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Ve değerli danışmanımızdan da birkaç sözle programı bitirmesini istiyoruz. Program içerisinde sürçü lisan ettiysek affola diyoruz. Evet. Faydalı olduysak... Benden af efendim. Faydalı olduysak da biz de mutlu oluyoruz, oluruz. Ve bu süre içerisinde bizi dinleyen tüm Edirne TV izleyicilerine saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. İyi akşamlar diyoruz. Evet, biz iyi akşamlar diliyoruz. Bizi de, bir masa bekleyecek. Bir manın neşesi de, lezzeti de bol olunca.